Kanal Urfa Ana Haber'den hepinize mutlu akşamlar sayın seyirciler. Günün öne çıkan başlıkları ve gündeme dair sıcak gelişmelerle hafta sonu ana haber bülteni başlıyor. Sayın seyirciler, AK Parti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeynel Abidin Beyazgül partililer tarafından havaalanında karşılandı. Karşılama sonrası AK Parti İl Başkanlığı binası önünde aday tanıtım programı düzenlendi. Ankara Şanlıurfa uçağıyla GAP Havaalanı'na gelen AK Parti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeynel Abidin Beyazgül'ü ilçelerden ve kent merkezinden gelen partilerle sevenleri karşıladı. Beyazgül ve beraberindekiler daha sonra aday tanıtım programına katılmak üzere AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığı binası önüne geldi. AK Parti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeynel Abidin Beyazgül burada yaptığı konuşmada Urfa kararını vermiş dedi. Bu coşku için ne düşünüyorsun? Bu karşılama için ne düşünüyorsun? Şunu söyleyebilirim. Urfa kararını vermiş. Urfa! Urfa! AK Parti diyor. Urfa! Beyaz Kurt diyor. Başkanım! Kurabanın kimsesinin kimsesi olmak, vakilin sahibi olmak için bu yola çıktı. Zeynep Başkanı'nın gürültü yapmakları! İyilik başkanı! Rücudan başka, Allah'ın önünden başka bir yerde eğilmemek üzere bu yola çıktı Allah'ın izniyle. İnşallah çıkacağımız bu yolda sizlere mahcup etmeyeceğiz. Dualarınız bizimle olacak, bizim de gayretimiz size olacak Allah'ın izniyle. Aday tanıtım programının son bölümünde ise beyaz güvercinler gökyüzüne salındı. Sağındaki ve solundaki daha yüksek, lütfen rica ediyorum sizlerden. Duyur, o geliyor. Hak davanın. AK Parti İl Başkanlığı binası önünde gerçekleşen aday tanıtım programının sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan AK Parti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa'nın birçok sorunu olduğunu ve birlik ve beraberlik içerisinde bu sorunların üstesinden gelinebileceğini söyledi. AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, sel seçimin kendileri için çok önem arz ettiğini ve bu doğrultuda çalışmalar yürüteceklerini söyledi. Bundan sonraki süreçte hep birlikte birlik beraberlik içerisinde samimiyet, tevazu ve gayret ile ilimizi daha üst noktalara taşıyacağız. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Zemzem Gülender Açanal da Beyazgül'ün adaylığının hayırlı uğurlu olmasını diledi. Tevazu, samimiyet ve gayret sloganlarıyla başladığımız yerel seçimlerde ben Zeynel Beyazgül'ün şansında bir de dürüstlüğü ilave ediyorum. AK Parti MKYK üyesi Bildan Polat ise birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmenin önemine değindi. Daha güzel bir Şanlıurfa için hep birlikte, birlik için de vekillerimizle birlikte, başkanımızla, Büyükşehir Belediye Başkanımızla,
gayretle, tevazuyla ve samimiyetle bu şehre hizmet etmeye, yolumuzun açık aydınlık olmasını diliyorum. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akaysa, Beyaz Gül'ün adaylığının hayırlı olmasını diledi. Burada kararında olsun bir farkla değil, bir arafta vermiştim. Ben buna inancı taşıyorum. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Akıbaba, Beyaz Gül'ün Şanlıurfa için hayırlı işler yapacağına inandığını söyleyerek biz vurgusu yaptı. Biz gerçekten Urfa'mız için, ülkemiz için, bayrağımız için, partimiz için canımızı bile feda edebiliriz. Bu konuda Allah'ın izniyle hep beraber. Ben yok, biz var. AK Parti MKYK üyesi Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'a şehirde Beyaz Gül heyecanı yaşandığını söyledi. Şu anki belediye başkanımıza da yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz. 31 Mart'a kadar da hizmet etmeye devam edecekti. Sayın Fakir Baba'ya da aynı şekilde daha önceki dönem belediye başkanlığı ondan önceki Şanlıurfa'mıza hizmet eden herkese minnettarız. İnşallah 31 Mart'ta başkanımızın da dediği gibi Türkiye'de bir yapı kırarak Ankara'ya gideriz. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri ise gönül belediyeciliği vurgusu yaptı. Yolumuz uzun. 4 aylık bir süre var. Çok koşturacağız. Çok çalışacağız. Ve Şanlıurfa'da gönül belediyeciliğinin en güzel örneklerini bilirsiniz. Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan da Beyaz Gül'ün adaylığının hayırlı olmasını diledi. Dediğim gibi işte çalışacak. Onun için Şanlıurfa'da gerçekten Şanlıurfa tarihinde olsun, gerek Türkiye'de rapor uyduracağımıza inanıyorum. AK Parti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeynel Abidin Beyazgül ise kendisine gösterilen teveccühe teşekkür ederek birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Biz Urfa halkımızın gönlündeki gibi olmaya ve onların duygu ve düşüncelerine uygun olarak hayırlı ve güzel hizmetler yapmayı Allah bize nasip etmiş. Ben bugün size hamd ediyorum. Halkımızla buluşmamızdaki bu güzel görüntüye teveccühe hamd ediyorum. Aslında bu bize mesaj veriyor. Nedir bu mesaj? Bakın biz size inandık. Biz sizi sevdik. Bizim sorunlarımızı çözmek için sizi vazifelendirdik diyor. Bu coşkunun, bu sevginin anlamı bu. Biz onların dertlerini biliyoruz. Urfa'mız yaş ortalaması 19.5 olan bir ilimiz ki Türkiye'nin belki dünyanın en genç nüfusuna sahip bir şehrimiz. Burada işsizlik durumunun olduğunu biliyoruz. Ama bunun içince ne olacak? Urfa halkı bizim gücümüzü arttıracak. Gücümüzü arttırmanın yolu biraz önce vekillerimiz de ifade ettiler. 1 Nisan'da gittiğimiz zaman Adana'da FETÖ ve PDY'nin Gaybubet Evi'nde saklanan örgütün sözde Şanlıurfa eski il imamı ve aynı suçtan aranan eşi yakalanarak Şanlıurfa'ya gönderildi. FETÖ-PDY'nin gaybubet evlerinin tespitine yönelik Adana il genelinde yapılan çalışmalarda istihbarat birimleriyle Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir eve baskın yapıldı. Buradan mı? Buradan. Örgütün gaybubet evinde yapılan aramada FETÖ-PDY terör örgütü yöneticiliği yapmak suçundan Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce hakkında yakalama kararı bulunan ONK ve aynı suçtan aranan eşi PEK yakalandı. Çantamız geliyor mu? Geliyor. Gözaltına alınan kişilerden ONK'nın 2011 ve 2014 yıllar arasında örgütün sözde Şanlıurfa il imamı olduğu ve gizli haberleşme programı Baylo kullandığı tespit edildi. Adana'da işlemleri tamamlanan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki gün boyunca aralıksız devam eden yağışlar bazı kırsal mahallelerde sele dönüştü. Ceylanpınar ve Akçakale ilçelerinin kimi kırsal mahallelerinde de durum aynıydı. Şanlıurfa Meteoroloji Müdürlüğü'nün sel uyarısında bulunduğu şiddetli yağışlar derelerin taşmasına neden oldu. Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bazı mahalleler yağışlardan dolayı sular altında kaldı. Aralıksız devam eden Sarnak, Ergün, Yukarı Koşar, Nufali ve Yollarbaşı mahallesinde sele dönüştü. Derelerin taşması sonucu meydana gelen selde hayvan barınakları ve ekili araziler selden dolayı zarar gördü. Evet, traktör bile çamurun içinde kaldı. Şimdi bir büyük traktör çağırıp bunları bir daha çektireceğiz. Allah yardımcımız olsun. Yaşanan sel felaketi sonrası bölgeye çok sayıda iş makinesi gönderildi. İş makinelerinin desteğiyle suların tahliyesi için çalışmalar yürütüldü. Abi traktörümüz çamurda kaldı, badana şey yapıyor. Büyük bir traktörle gelip bizi çekebilir misin? Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi Altınköy Kırsal Mahallesi'nde de benzer manzaralar kayda alındı. İlgili yerlere defalarca sorunu dile getirdiklerini aktaran bir vatandaş, her yağmur sonrası durumun aynı olduğunu ve mağdur bırakıldıklarını söyledi. Evet, gördüğünüz gibi her yağmur yağışından sonra sürekli köyümüz bu hale geliyor. Bir türlü bizim mutlaka işi yapılmadı. Köyümüz şu anda berbat durumdadır. Gelip görsünler yetkililer. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi kırsal mahallelerinde de taşan dereler ekili arazilere zarar verdi. Suriye sınırındayız. Bu görüyorsunuz kanalımız var. Kanalın defalarca genişletilmesini istedik. İbo gösterir misin? Görüyorsunuz geçenlerde ekim yapıldı. Buğday ekimi yapıldı. Görüyorsunuz arazinin tamamı suyun altında kaldı. Eğer genişletilseydi bu zarara girmek zorunda kalmazdık. O yüzden genişletilmediği için pamuk tarlasına su bastı ve içindeki harallar tamamen kanal suyuyla beraber gitti. Geçenlerde de bir yıl önceydi, yanlış hatırlıyorsam, yok 5 ay öncesindeydi, bir yıl. Orada iki şehit verdik. Şehit vermemize rağmen hala bu kanal genişletilmedi. Yetkililerden yardım istiyoruz. Bu kanalın genişletilmesini istiyoruz. Bu köprüyü görüyorsunuz, kaç yıl oldu çökmek durumunda. Ne zaman çökeceği belli değil. Askerlerimizin, Mehmetçiklerimizin canı tehlikede. Bu yüzden yetkililerden yardım istiyoruz. Bir an önce onarılmasını istiyoruz. Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte evlerde soğuktan korunmak amaçlı kullanılan odun ve kömürlü sobalarla doğalgaz ve elektrikli ısıtıcılar konusunda Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Şube Müdürü Abdurrahman Ayıl da Kanalurfa mikrofonları aracılığıyla vatandaşları uyardı. Özellikle rüzgarlı havalarda dikkat edilmesi gerekenleri Kanalurfa mikrofonlarına aktaran Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Şube Müdürü Abdurrahman Ayıl da baca temizliğinin en önemli faktör olduğunu ifade ederek bacaların temizlenmemesi halinde rüzgarla beraber içeri sızan karbon monoksit gazının ölüme neden olduğunu aktardı. Bizim için en büyük tehlike katı yakıt kullanan yerlerde, yani sobada odun ve kömür kullanılan yerlerde yeterli baca temizliklerinin yapılmamasından ötürü, iyi malzeme kullanılmamasından ötürü rüzgarlı havalarda sobaların sönmesi ve bu da karbon monoksit zehirlenmesine sebep olabiliyor. Özellikle uyumadan önce işte genel bir alışkanlığımız, gece soğuk olmasın biraz daha odun kömür atalım gibi bir yanlış alışkanlığımız var. Bu sobanın sönmesi durumunda yeterli yanmanın sağlanmadığı için zehirlenme olayı meydana geliyor. Bunlar insanlarda çeşitli belirtileri var. Baş dönmesi, kusma, biraz daha ileri boyutta kana karışmasıyla birlikte ölümlere kadar yol açabilecek ciddi tehlikeleri var.
vatandaşlarımız baca temizliklerini eksiltmeden yapsınlar. İtfaiyemiz bu konuda zaten vatandaşımızın emrinde, hizmetinde. Gerekli her türlü hızı, kolaylığı sağlıyoruz. Yakıtta kullanırken dediğim gibi düzgün yakıt kullanılması yine onların menfaatine olan şeyler. 2017-2018 yılı içerisindeki kış aylarında birkaç bilinçsiz soba yakımı ve elektrik kontağı sebebiyle çıkan yangında can kayıplarının olduğunu hatırlatan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Şube Müdürü Abdurrahman Ayıl da gece ne olursa olsun sobaya odun veya kömür atılmaması uyarısında bulundu. Elektrikli ısıtıcılar var, bir sürü merdiven altı imalat sobalar var. Bunlar sürekli enerji tükettiği zaman ısınmaya bağlı olarak kablo erimesi ve daha sonrası da yangın çıkmakta. Bu konuda da yine sevgili hemşehrilerimizin duyarlı olmasını istiyoruz. Dumanın ters tepmesi sonucu soba içerisindeki alev kesilecek. Alev kesildiği için yeterli yanma sağlanamayacak ve içeriye bir gaz sızıntısı başlayacak. Yani beton bacada olsa, boru soba borusundan yaptıkları bacalar da olsa bunların özellikle temizlenmesi lazım. Hatta kış sezonunda soba yakımından bir ay sonra yaktıkları yakıtın cinsine göre sobalarını, borularını temizletmeleri yine onların menfaatlerine olacaktır. Bizleri de derinden üzen bir vefat haberiyle devam ediyoruz sayın seyirciler. Güneydoğu TV haber spikeri Mustafa Çadırcı'nın babası İzzet Çadırcı Hakk'ın rahmetine kavuştu. Şuski Özel Kalem Müdürü ve Güneydoğu TV Haber Spikeri Mustafa Çadırcı'nın bir süredir rahatsız olan babası İzzet Çadırcı Hakk'ın rahmetine kavuştu. Hayatını kaybeden İzzet Çadırcı'nın cenazesi bugün Haran Kapı Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Haran Kapı aile mezarlığında toprağa verildi. Helal eder misiniz? Helal olsun. Helal eder misiniz? Helal olsun. Cenab-ı Allah helalleşmemizi kabul eylesin. Allah için namaza, meyil için duaya, dört tekbirle uydum, hazır olan imadeyiniz. Herkesin niyetine rahimehullah. Acılı Çadırcı ailesi taziye dileklerini Ramazan Başak taziye evinde kabul edecek. Kanal Urfa ailesi olarak merhum İzzet Çadırcı'ya Allah'tan rahmet, acılı ailesine başsağlığı ve sabırlar dileriz. Cemaat çıksın, cemaat çıksın baba. Ben kapını açtım, ben kapını açtım. Aziz sana dön baba, sana dön. Merhum Allah'tan rahmet diliyor. Değerli büyüğümüz ve meslektaşımız Mustafa Çadırcı'ya da sabır ve başsağlığı diliyoruz. Sayın seyirciler, Türkiye'nin en geniş kapsamlı kitap fuarlarından birine ev sahipliği yapan Şanlıurfa'da yazar okur buluşmaları sürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi de fuarın son günlerinde Şanlıurfalı yazarların buluşmalarına katılarak vatandaşları fuara davet etti. Bu yıl ikincisi düzenlenen Ulusal Şanlıurfa Kitap Fuarı okur yazar buluşmaları imza günleri ve çeşitli konferanslarla devam ediyor. Hafta sonuyla birlikte yoğunluğu artan kitap fuarını gezen Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Şanlıurfalı yazarları ziyaret ederek katılım belgesi verdi. Burada yaptığı açıklamasında Şanlıurfa için her zaman vizyoner bakış sergilediklerini dile getiren Başkan Çiftçi, fuara katılım gösteren yazarlara ve tüm vatandaşlara teşekkür etti. Bütün ve Sosyal İşleri Daire Başkanlığı, Kütüphane ve Eğitim Şube Müdürlüğümüz mükemmel bir şekilde eksiksiz bir fuar organize ediyor. Hemen geçen kardeşlerimi ben kutluyorum. Tabii ki bu bir vizyon meselesidir. Bu şehre hep vizyon ortaya koyduk. Hep istedik ki şehrimiz standartları yükselsin. Dışarıda görüp gelip şehirde sıra gecelerinde anlatmasın. Bu şehir yaşasın mı? Allah'a şükürler olsun, bu anlamda önemli aşamalar kat edildi. Şimdi böyle yerel yazarlarımız var. Her şekliyle yerel yönetimlerin yerel yazarları desteklemesi lazım.
Çünkü fikirlerini, düşüncelerini, sevdalarını, aşklarını, eserlerini aktarıyorlar. Bunların elinde tutulmadığı zaman bilin ki yazma noktasında Şanlıurfa ilerleyemez. Okuma yazmaya bağlı. Çok okuyan insan belli bir süreden sonra artık taşıma suretiyle yazmaya doğru eğilim gösterir. Yazan kardeşlerimiz bu kitaplar noktasında kendini okuma noktasında ispatlamış, artık fikirlerini, düşüncelerini, duygularını konu konu kitaplara aktarıyorlar. Şehir olarak sahip çıkmamız lazım, kurum olarak sahip çıkmamız lazım. Bizim için bir değerler. Ben şimdi böyle bir standlarını ziyaret ettim. Her şekilde güzel olmuş ama inşallah bu fuar noktasında onlar da kendilerini geliştirebilme, ifade edebilme, eserlerini ifade etme fırsatına kavuşurlar. Ben onlara başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Tekrar Şanlıurfa halkımıza teşekkür ediyorum. Öğrencileri biz büyükşehir olarak taşıdık, bunu biliyoruz. Ama artık biz fuarlara aileyle birlikte istiyoruz. Anne baba ve öğrenci istiyoruz. Aile boyu okuma diyoruz, ailece okuma diyoruz. Ailece de fuara gelme kültür halini almalı. Ama işler yavaş yavaş. İşte üçüncüsünü düzenliyoruz. Çok güzel oldu. Birincisini hepimiz hatırlıyoruz. Derme çatma bir çadırda. İşte çok az kişinin, 20 bin kişinin katıldığı. Şimdi işte 200 bin. Bak 10 kat bir katılımda bir büyüme var. Ki burada daha 2-3 gün var. 250 bini, 260 bini deviririz. Kuvvetle muhtemel. Bu mükemmel bir rakam. Ben onlara da teşekkür ediyorum. Yine Şanlıurfa, Allah razı olsun. Önemli bir yerde alıp yoluna yürüyoruz. Şanlıurfa'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 28 şüpheliden 20'si serbest bırakıldı. Diğer 8 kişinin ise gözaltı süresi 4 gün uzatıldı. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 26 Kasım'da polis tarafından operasyon düzenlendi. Operasyona özel harekat polisleri de destek verdi. Sosyal medya hesaplarından terör propagandası yaptığı ve terör örgütü PKK'nın sözde kuruluş günü olan 27 Kasım için eylem hazırlığında olduğu iddia edilen 28 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 12'si emniyetteki sorgulamaları sonrasında serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 16 kişiden Abdullah G., Cihat E., Ferhat Ö., İbrahim Halil Ü., İshak G., Mehmet T., Muharrem E. ve Salih E. çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 8 kişinin ise gözaltı süreleri 4 gün uzatıldı. Haliliye Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak yapılan ve bu yıl dördüncüsü düzenlenen trit ziyafetinde 15 bin kişiye yöresel trit ikramında bulunuldu. Haliliye Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Şanlıurfa'nın yöresel lezzeti olan trit ikramı bu yıl dördüncü kez düzenlendi. Hazreti İbrahim Camii'nde düzenlenen Haliliye Belediyesi 4. geleneksel trit ziyafetine katılan vatandaşlara trit ikramında bulunan Başkan Fevzi Demirkol afiyet olsun dileklerini iletti. Okunan dualar ve tekbirler eşliğinde 15 bin kişiye verilen trit ziyafetine katılan vatandaşlar da Şanlıurfa'nın geleneklerini yaşattığı için Başkan Demirkol ve ekibine teşekkür etti. Trit ziyafetiyle ilgili bir açıklama yapan Haliliye Müftüsü İbrahim Halil Okulu, Başkan Demirkol'a teşekkür etti. Bu vesileyle biz gelecek yıllarda da bu güzel faaliyetimizin devamını talep ediyoruz. Emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Başkan Fevzi Demirkol da büyük bir teveccüh gösterip trit ziyafetine katılan vatandaşlara teşekkür etti. Bu yılda dördüncüsünü düzenlediğimiz geleneksel trit ikramımıza halkımız büyük bir teveccüh göstermiştir. Ben katılan halkımıza teşekkür ediyorum. Yine aynı şekilde Haliliye Müftümüz Sayın İbrahim Halil Okulu, İl Yönetim Kurulu Üyemiz İl Başkan Yardımcımız Sayın Cemil Çalık ve İl Başkanımız Sayın Bahattin Yıldız Beyefendiler gelen misafirlerimize evlerine gelmiş gibi evleriyle ikram ettiler ve bu ikramları için ev sahipliği için
Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Yar ve yardımcılar. Şanlıurfa'da 26 yıldır yardıma muhtaç ailelere çeşitli gıda, giyecek ve maddi yardımlarda bulunan Aşevi Derneği, kış mevsiminin gelmesiyle birlikte muhtaç ailelerin çocuklarına verilmek üzere mont ve ayakkabı yardımı bekliyor. Görmeyenler, burayı bilemeyenler ne olur aşağıya indiklerinde Haşimiye ile Ulu Cami arasında gelsinler, bir aşevimizi görsünler, buradaki hizmeti görsünler. Buranın havasını teneffüs etsinler. Yani hatta dedim ki çocuklarıyla gelsinler. Burada neler oluyor, ne yapılabilir? Bu yönde de onları bekliyoruz. Şanlıurfa'da hayırseverlerin yardımını alarak 26 yıldır muhtaç ailelere umut kapısı olan Aşevi Derneği kış yardımı bekliyor. Özellikle soğuk havaların başlamasıyla birlikte çocukların mont ve ayakkabı ihtiyacı duyulduğunu ifade eden Aşevi Derneği yöneticilerinden Abdülaziz Kutluay, hayırsever vatandaşlardan destek istedi. Şanlıurfa Aşevimiz biliyorsunuz 26. sene, onu da bitirecek inşallah bu sene. Bütün gücümüzle, hızımızla devam ediyoruz. Her gün yemek çıkıyor, sıcak yemek. Hem gıdada biraz sıkıntılıyız. Yani eskisi gibi gelmiyor. Ehl-i Hayr'den, kardeşlerimizden destek bekliyoruz. Zekatlarını, öşürlerini burada değerlendirebilirler. Ama dediğiniz gibi bir de kış, soğuklar başladı. Çocuklarımız okula gidiyorlar. Halen bir kısmının ayağında terlik var. Sırtlarında kocuk yok. Sağ olsunlar, bazı yerlerden istedik, gönderiyorlar ama sayımız çok olduğu için yeterli gelmiyor. Bu hususta destek bekliyoruz. Çocuklarımız üşümesin okula giderken bilhassa. Ayakları üşümesin. Bu yönden bize destek olurlarsa hem onların duası, hepimizin duası, birliğimiz, kardeşliğimiz içinde bir dayanışmadır. Vermiyorlar değil. Yani sağ olsunlar 26 senedir buraya ayakta tutan halkımız. Yine diyoruz ki himmet bekliyoruz, destek bekliyoruz. Kardeşlerimizi böyle soğukta çıplak bırakmayalım. Bir dönemin en gözde meslekleri arasında yer alan bakırcılık mesleği teknolojiye yenik düştü. Bir zamanlar tarihi Bakırcılar Çarşısı'nda onlarca bakır ustası bulunurken şimdilerde bakırcı ustaları parmakla sayılıyor. El yapımı bakır işlemeler yerini teknolojiyle üretilmiş süs eşyalarına bıraktı. Bir zamanlar sofralarda yer alan bakır işlemeli tabak ve çanaklar şimdilerde süs eşyası niyetine raflara kaldırıldı. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte bakırcılık mesleğinin öldüğünü belirten bakır ustaları mesleklerinin son çınarları olarak kaldıklarını belirtti. İsmim Mehmet Nur Demirözü. Şanlıurfa'da bakıcılık mesleğini baba mesleği olarak 55 yıldır bu meslekte çalışıyorum, icra ediyorum. Vazo, yekpare vazo olarak yani yapılacak. Dövme işidir. Hani makine, sıvama diye bir şey yok. Yani. Tüm ilerimiz hep dövme işidir. Mutfak eşyasından bakıcılık çıktıktan sonra süs eşyasına dönüştükten sonra rağbet kalmadı. Çünkü hobi olarak alıyorlar. Herkes bakır sevgisi, bakırın hobisi, sevgisi yok yani herkeste. Belli kesimlerde var. O da ihtiyaç dışıdır. Hani geliri iyi olan alır. Ama eskiden mutfaklarda olduğu zaman fakiri de, zengini de, orta halısı da olmazsa olmazıdır. Her kızın cehizinde illa envisini, bir hamam tası, bir tepsi, altı tane sahan vardı. Şimdi cehiz olan hangi kız çocuğuna bakır alırlar? Zor yani. Bundan sonra mesela valilik kurs açtı, kimse katılmadı. Kültür müdürlüğü kurs açtı, kimse katılmadı. Gençlik spor il müdürlüğü kurs açtı, kimse katılmadı. Hani rağbet yok. Yani biz de hasbülkader baba mesleği olduğu için geldik. Yani biz de yani sevdiğimizden değil, baba mesleği olduğu için geldik yani. Ben çıraktan belli 55 senedir buradayım. Veysel çalışır. Yani eskiden kahvaltı için de şu anda dekor amaçlı kullanılıyor şark odalarına. Restoranlara falan alınıyor. Bakıra rağbet az yani, el sanatlarına sahip çıkılmıyor.
Yani birçok arkadaşım da, meslektaşım mesleği de bıraktı zaten. El emeğinin karşılığı verilmiyor, kıymeti bilinmiyor. Bizim meslek nereden baksanız 200 yıldırlı elimizde. Ben 5. kuşağım. Dedemin babasından meslek bize kalma. Ama dediğim gibi yani yaptığımız işçilik Türkiye'nin hiçbir yerinde yok. Kıymet bilen de yok ama. Benim de bırakmama nedenim dediğim gibi yani 5. kuşağız. Benim kardeşlerim de 5 kardeşiz biz. Kardeşlerimden de mesela içinden gelip de yapan yok. Alıştırabileceğim biri yok. Çünkü geçimimizi zor saklıyoruz. Onlara da yani bu mesleği alıştıramam. Karaköprü Belediyesi, İlçe Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği kurslarda eğitim gören kursiyerlerin çalışmalarının sergilendiği emek ve sanat sergisi açıldı. Karaköprü Belediyesi Kültür Merkezi ve Karaköprü Halk Eğitim Merkezi'nde kurs gören kursiyerlerin eserleri, Karaköprü Belediyesi İlçe Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen emek ve sanat sergisinde sergilendi. Sergide Karaköprü Belediyesi standında Karaköprü Belediyesi Kültür Merkezi'ne kurs gören kursiyerlerin tablo, el işi çalışmaları yer alırken, vatandaşlar standa ve sergilenen eserlere yoğun ilgi gösterdi. Açılış sonrasında açıklama yapan Karaköprü İlçe Kaymakamı Ahmet Yıldız, Karaköprü'nün yeni bir ilçe olması sebebiyle ihtiyaçların olduğunu söyleyerek, Karaköprü Belediyesi'nin bu ihtiyaçları karşılamak için çalışmalar ortaya koyduğunu söyledi. Karaköprü ilçesi yeni bir ilçe ve ihtiyaçları olan bir ilçe. Örneğin ilçemizde kütüphane yoktu. Sağ olsun belediye iki tane okuma evi açarak bu ihtiyacı bir nebzeye giderdi. İlçemizde halk eğitim müdürlüğü yoktu. Halil ilçesinde vardı. İki yıl önce Karaköprü ilçesinde başladığımızda belediye ile beraber girişimlerimiz sonucunda ki o zaman da valinin desteğiyle ilçemizde halk eğitim müdürlüğü tasarladık. Bunun neresi önemli? Şurası önemli. Birincisi halk eğitim müdürlüğünü daha aktif hale getirdik. İkincisi gerek Sosyal Yardımlaşma Vakfı kanalıyla SODES projesi ile açılan kısır olsun. Gerek yine Sosyal Yardımlaşma Vakfı kanalımızda Aile Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na sunduğumuz Aile Destek Merkezi projemiz olsun. Gerekse belediyemizin açmış olduğu kısır olsun. Bu alanlarda halk eğitim kanalıyla üst öğretici görevlendiriyor. Dolayısıyla hem kurs sayısı arttı, hem kursların niteliği arttı, hem de üst öğreticilerin sayısı arttı ve çok değerli üst öğreticiler kurslarda görev aldı. Karaköprü Belediye Başkan Yardımcısı Celal Şeker de el emeği göz nuruyla hazırlanan sergide güzel eserler ortaya konulduğunu söyleyerek emeği geçen herkese ve kursiyerleri tebrik etti. Ev hanımlarına, kızlarımıza, boşta olanlarına gerçekten güzel bir gün geçirecek. Böyle el işi ve sanatını gördükçe gerçekten çok mutlu oluyoruz. Aralarında Şanlıurfa'nın da olduğu Adana merkezli 10 ilde FETÖ ve paralel devlet yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan ve aralarında İncirlik 10. Tanker Üst Komutanlığı'nda görevli Teğmen ve Assubay'ın da bulunduğu 32 şüpheliden 19'u tutuklanırken 12'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ-PDY'ye üye olduğu iddia edilen şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi. Harekete geçen Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adana Merkezi, Ankara, Amasya, Bitlis, Kayseri, Kütahya, Malatya, Van, Mersin ve Şanlıurfa'da 27 Kasım günü düzenledikleri Şafak Vakti operasyonunda 32 şüpheliyi gözaltına aldı ve ardından da adliyeye sevk etti. FETÖ-PDY terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 32 şüpheliden 19'u tutuklandı. 12 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan bir şüpheli ise serbest bırakıldı. Siverek Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü'nce kış ayları öncesi kırsal mahallelerde kilitli parke taşı döşeme çalışmaları sürdürülüyor. Diğer yandan Siverek Belediye Başkanı Resul Yılmaz'ın talimatıyla başlatılan çok amaçlı hizmet evlerinin sayısı her geçen gün artıyor.
Siverek Belediyesi ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında kırsal mahallelerde kilitli parke taşı döşemesi sürerken 7 mahallede daha çalışmalar tamamlandı. Çok sayıda mahallede kilitli parke taşı döşemesinin yanı sıra mahalle içi beton yol çalışması da yapan Siverek Belediyesi, çalışmalarla mahalle sakinlerini kış aylarında çamurdan arındırırken yaz aylarında ise tozdan kurtarıyor. Kırsal mahallelerde sürdürülen kilitli parke taşı döşemesi ve beton yol çalışmaları sonrasında çocuklar bisiklet sürmenin keyfini çıkardı. Yolların bozuk olması nedeniyle bisikletleri kullanamadıklarını söyleyen çocuklar, yeni yollarda bisiklet kullanmanın zevkli olduğunu dile getirdi. Kırsal mahalle sakinleri yağışlı havalarda çamur nedeniyle öğrencilerin okula gitmekte zorlandıklarını belirtti. Daha önce de yağmur yağdığı zaman çamur oluyordu. Su vardı, çamur vardı. Şimdi başkanımızdan Allah razı olsun parke taşı yaptılar. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Sürdürülen çalışmalarla ilgili bilgi veren belediye başkan yardımcısı Öncül, amaçlarının mahalle sakinlerini çamurdan kurtarmak olduğunu dile getirdi. Kış gelmeden kırsal mahallelerdeki vatandaşlarımızı çamurdan kurtarmak için kırsal mahallelerimizdeki kilitli parke taşları çalışma devam ediyor. İnşallah kısa sürede bitirip bu kırsal mahallemizi de kışın çamurda, yazında tozumla kurtarmış olacağız. Yukarı 5 tane kırsal mahallemizin kilitli parke taşı bitmiş. 2 tane kırsal mahallemizin kilitli parke taşı kısa sürede yapmaya da başlayacağız. Diğer yandan Siverek Belediye Başkanı Resul Yılmaz'ın talimatıyla başlatılan çok amaçlı hizmet evlerinin sayısı her geçen gün artıyor. Kırsal Hizmet Müdürlüğü tarafından her mahalleye çok amaçlı hizmet evi projesi kapsamında yaklaşık 100 mahalle çok amaçlı hizmet evine kavuştu. Çalışmaların Belediye Başkanı Resul Yılmaz'ın talimatıyla başlatıldığına dikkat çeken Fen İşleri Müdürü Selahattin Özdoğan, belediye olarak 100 adet çok amaçlı hizmet evi yaparak mahalle sakinlerinin hizmetine sunduklarını belirtti. Şimdiye kadar toplamda 100'e yakın çok amaçlı hizmetlerimiz ya belediyemiz tarafından tamamıyla yapılmış ya da vatandaşların yapmış olduğu taziye evlerin üstüne biz de bir şeyler koyarak dolaylı veya dolaysız olarak 100'e yakın çok amaçlı hizmetlerimiz tamamlanmış veya tamamlamak üzeredir. Şanlıurfa'nın tarihi Harran Kapısı, geçen yıllara inat, büyük ihtişamıyla direnmeye ve şehirde yaşayan insanlara hizmet vermeye devam ediyor. Şanlıurfa'nın toplam 7 tarihi kapısından sadece Harran Kapı ayakta duruyor. Yapılış tarihi tam olarak bilinmemekle birlikte yazıtlarıyla beraber ayakta duran Harran Kapısı, Şanlıurfa'nın çarşı merkezlerinin güneyle bağlantısını sağlıyor. Kesme taşlardan yapılan kapı tarihi dokusuyla kapıyı kullananlara tarih havasını yaşatıyor. Kentin kuzeye açılan kapısı görkemli duruşuyla görenleri hayrette bırakıyor. 5 satırdan oluşan yazıtların tercümesinin tamamı hala yapılmış değil. Yazıtların tercümesinin yapıldığı kadarıyla yazıtlarda imparator ve krallar ibareleri yer alıyor. Vatandaşlar kapıyı hala kullandıklarını belirterek çocukluklarından bu yana kapının ayakta durduğunu belirttiler. İşte Harran Kapısı, Urfa'nın 4 tane kapısı var. Bey Kapısı, Samsat Kapısı, Harran Kapısı, Zincirli Kapı. Urfa'nın yani kapıları bunlardı. Bunlar akşam oldu mu bizim büyüklerimizde duyduğumuzdan göre akşam oldu mu kapılar kapanır, dışarıda kimse içeri almazlardı. Ayakta en sağlamı olan budur yani. Evet. 38 senedir ben buradayım, bu burada. Köydeydim, gene buradaydım. Ama kaç senedir tarihi bilmiyorum. Sayın seyirciler, Şanlıurfa'da çiftçilik yaptıktan sonra İsveç'e yerleşen ve 5 yıl önce kadavradan böbrek nakli olan Ümit Karakeçil'in vücudu organı kabul etmedi. 10 yıldır böbrek yetmezliğiyle mücadele eden Karakeçil'i İsveçli doktorların ikinci bir şansın yok demesiyle soluğu ülkesi Türkiye'de aldı. Burada yapılan çapraz nakille sağlığına kavuşan Karakeçili, yıllar sonra çok huzurlu ve sağlıklıyım dedi. Kateteri çıkartamıyoruz, bu şekilde yaşayacaksınız. Artı ikinci bir nakil şansınız yok. Yani biz bunu Türkiye'ye gelerek çürüttük, bu tezi çürüttük. Bizim doktorlarımızın başarısı sayesinde yani tekrar yeniden hayata tutundu eşim. Şanlıurfa'da çiftçilik yapan Ümit Karakeçili bundan 26 yıl önce İsveç'e yerleşti. Türkiye ile bağını hiçbir zaman koparmayan 4 çocuk babası 54 yaşındaki Karakeçili'ye 2009 yılında böbrek yetmezliği teşhisi konuldu.
İsveç'te diyaliz tedavisine başlayan kara keçiliğe boyun damarı içinden kalbe uzanan kateter takıldı. Diyaliz tedavisi sonrasında çıkarılmak istenen kateter kırılınca bir kısmı boyunda kaldı. 2013 yılında İsveç'te kadavradan böbrek nakli olan kara keçinin durumu kateter sebebiyle gün geçtikçe ciddileşti. Kara keçinin damarındaki kateter enfeksiyona neden olduğu için ağır ilaçlar kullanmak zorunda kaldı. İsveç'teki doktorların ameliyatın riskli olduğunu söylemesi üzerine kara keçiliği geçtiğimiz yıl Türkiye'ye geldi. Kateter 8,5 yılın sonrasında kalp ve damar cerrahisi Profesör Doktor Süleyman Özkan tarafından yapılan bir operasyonla çıkarıldı. Kateterin neden olduğu enfeksiyonlar ve T hücre pozitifliği vücudun organı kabul etmemesi nedeniyle böbrekleri tekrar iflas eden kara keçiliğe bu kez de İsveç'te ikinci bir nakil şansı olmadığı söylendi. Nefroloji uzmanı Profesör Doktor Murat Tuncer ve ekibi tarafından muayene edilen kara keçili, bir aylık bir tedavi sonrasında genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Hasan Taşçı ve ekibi tarafından gerçekleştirilen çapraz nakille sağlığına kavuştu. Kendine böbrek vermek isteyenler vardı ama bağışıklık sistemi kimsenin böbreğini kabul etmiyordu. Ve bu sebeple bulunduğu ülkede yani İsveç'te nakil olamaz şeklinde düşünülmüş. Türkiye'ye geldi. Hastamıza bir aya yakın süre değişik yöntemler uyguladık. Desensasyon dediğimiz özel yöntemler uyguladık. Devletimizin bize sağladığı özel ilaçları verdik. Ve çok şükür o T hücre pozitifliği negatifleşti ve hastamız nakil olabildi. Şu anda da gayet sağlıklı. Kateter sebebiyle vücudunun enfeksiyon kaptığını söyleyen kara keçili yaşadığı zor günleri anlattı. Şu anda kendimi çok huzurlu ve mutlu hissediyorum. Zaten burada hastanede bir hafta yattım. Bir haftadan sonra eve gittim. Geçen hafta kontrole geldim. Sağ olsun. Her şey dört dörtlük, herhangi bir problem yok. Değerler güzel, yerinde gidiyor. Mutluyum, huzurluyum. Şimdi yeni bir hayata atılıyorum. Bu haberle de ana haber bültenimizi noktalıyoruz sayın seyirciler. Günün gelişmeleriyle yeniden buluşuncaya dek hoşça kalın.